Herkese merhaba. Bugün üç boyutlu burulma hakkında konuşacağız ve bunu yaparken daha önce de kullandığım iki boyutlu örneği kullanacağım. Bir sıvının akışından bahsedip daha sonra da ekranda gördüğünüz canlandırmayı yaptığımızı hatırlıyorsunuzdur değil mi? Burada belirli bir vektör alanı vardı ve sağ kısımda saat yönünün tersine sol tarafta da saat yönünde bir rotasyon vardı ve şimdi de mantığını anladığımızı düşündüğüm bu vektör alanını xy düzlemindeki 3 boyutlu uzayda göstereceğim. Tüm vektör alanını alıp xy düzlemine kopyalarsam buna benzer bir görüntü elde ederiz. Vektörlerin aralıkları gösterimlerinde hangi nokta alt grubunu kullandığımıza bağlı olarak biraz farklı olabilir ama bunun aynı vektör alanı olduğunu söylemek istiyorum. İki boyutlu olarak nasıl tanımlandığını da yazalım. Bu x ve y'ye bağlı bir fonksiyon olduğu için vektör alanı da x ve y'ye bağlı bir fonksiyon olup bileşenleri de ilk bileşeni y küp eksi 9y diğeri ise x küp eksi 9x olacaktı. Değil mi? Şimdi bu şekle bakıp buna bağlı olan sıvı rotasyonu hakkında düşünecek olursak. 3 boyutlu olduğu için rotasyonu 2 boyutlu burulma gibi her noktada bir sayı ya da skaler bir değer yerine her noktaya bir vektör atayarak tanımlamamız daha doğal olur ve bunu yaptığımızda yani sıvı akışına göre her farklı noktaya bir vektör atadığımızda buna benzeyen bir şey elde ederiz. 2 tane vektör alanı olduğu için biraz karmaşık göründüğünün farkındayım. Mesela birinde tüm vektörler XY düzlemine dik. Bunun için gelin parça parça inceleyelim. Dört farklı alanı işaretledim. Sağdaki kısımda saat yönünün tersine bir rotasyon var. Sağ el kuralını hatırlayalım. Parmaklarınızı bu kısımdaki rotasyon yönünde kıvırıp baş parmağınızı şekildeki gibi kaldırırsanız baş parmağınızın yönü rotasyonu tanımlayan vektörlerin de yönüyle aynı olur değil mi? Bu kuralı burada uygulayacak olursak pozitif z yönünde vektörler elde ederiz ve pozitif z yönünde vektörler olan bu kısımda x, düzlemine yukarıdan baktığımızda saat yönünün tersine doğru bir rotasyon olmasının sebebi de budur. Peki farklı bir noktada neler oluyor olabilir? Mesela saat yönünde bir rotasyon gözlemlediğimiz bu kısım. Bu kısım için sağ elinizin parmaklarını rotasyon yönünde kıvırırsanız baş parmağınız aşağıyı gösterir öyle değil mi? Kısaca negatif z yönünde oluruz demek istiyorum. Vektör alanına bakacak olursanız tam da bu davranışı gözlemlediğimizi görebilirsiniz. İşaretlediğimiz kısmın altındaki aşağıyı gösteren vektörler bu kısımdaki rotasyonun yönünün bu olduğuna işaret ediyorlar. Bunu diğer tüm noktalar için yapıp her noktadaki rotasyon hakkında bilgi edinip bir de her birine bir vektör atarsanız elde edeceğiniz vektör alanı da buna benzer. Şimdi bunu gerçek bir fonksiyon olarak tanımlamak istiyorum. Ne de olsa bu noktadaki iki boyutlu burulmayı hesaplamayı biliyoruz, değil mi? Bileşke fonksiyonlara P ve Q, P ve Q adını verirsek ve vektör alanının x ve y'ye bağlı bir fonksiyonu olan iki boyutlu burulması bu ikinci bileşenin x'e göre kısmi türevi yani Q'nun x'e göre türevi, eksi birinci bileşenin y'ye göre kısmi türevi, yani eksi p'nin y'ye göre kısmi türevine eşit olur. Bu işlemi yaptığımızda da Q'nun x'e göre kısmi türevi için bunun x'e göre türevini almamız gerekir ve burada sadece x değişkeni olduğuna göre bunun türevini alıp, 3x kare eksi 9 elde ederiz. Bu arada bunu bir başka videoda çözmüştüm değil mi? P'nin y'ye göre ikinci dereceden türevini aldığımızda da buradaki ifadenin y'ye göre türevini alıp 3y kare eksi 9 elde ederiz. Bu eksi 9 ve bu eksi 9 ikinci eksi 9 parantezden artı 9 olarak çıkacağı için birbirini götürecek ve geriye 3x kare eksi 3y kare kalacak. Bunun vektör alanı için ne ifade ettiğini öğrenmek istersek. Buradan skaler bir değer elde ettik ama gördüğümüz vektör alanındaki rotasyonu temsil eden mavi vektörlerin hepsinin vektör oldukları için vektörel bir değerleri var. Rotasyon z düzlemine dik olan xy düzleminde oluştuğu için bu vektörlerin hepsinin bir z bileşeni var. Bunun için de burulma iki boyutlu olmadığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet v'nin x ve y'ye bağlı bir fonksiyon olan burulması skaler bir değer değil bir vektör olacaktır ve bu vektör mavi ile gösterilen z yönündeki vektörleri tanımlayacak. z ekseni yönünde olduğumuz için x ve y bileşenleri sıfır evet ve Son bileşeni de burulmanın büyüklüğünü tanımlayan buradaki formül temsil edecek. 3x kare eksi 3y kare. Çok fazla yerim kalmadı ama bunun 3 boyutlu burulma için bir prototip olduğunu düşünebilirsiniz. Neden mi? Ee, çünkü V vektör alanını incelediğimizde bunun 3 boyutlu bir vektör alanı olmadığını görüyoruz. X, Y düzlemi üzerinde sadece X ve Y değerlerini girdi değer olarak alıyor. Peki bunun rotasyonu 3 boyutlu bir vektör niceliği olarak algıladığımız 3 boyutlu bir vektör alanı gibi görünmesini nasıl sağlayabiliriz? Sıradaki videoda da bunun üzerinde konuşacağız.